Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Rise of Roma'nın ikinci bölümüne başlıyoruz. Birinci bölümde neler oldu birazcık onlardan bahsedeceğim. Neron'la ilk başta karşılaştık. O bizi bir yere götürdü ve anılarımızı anlatmaya başladık Marius olarak. Bu anılarda ailemizi nasıl kaybettiğimizi, neler olduğunu ve bir komutanın himayeti altına girip lejyonuna katıldığımız ve Britanya yolumuzu geçtiği bir serüvenle devam ettik. Bu serüvende şimdi Britanya'dayız. Bu Britanya'da neler olacak bilmiyorum. Ama Neron hakkında birazcık bir şeyler bahsetmek istiyorum. Zaten ikinci, pardon, birinci bölümün sonunda birazcık daha küçük bir bilgi verdim. Britanya'ya bir çıkartma yaptı Roma ve bu Roma çıkartması Britanya çıkarmış olan en büyük ikinci çıkartma. Bunu söylemiştim. Belki birinci bölümün sonuna kadar izlemeyen arkadaşlar vardır diye söylüyorum. En büyük çıkartma da Almanların çıkartması oluyor. Neron da aslında önemli bir Julius Crasius ailesinin son üyesi. O ve intihar ediyor diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir ama intihar etti diye biliyorum. Yargılanacakken yakın arkadaşına öldürtüyor kendini ve şeye mahkeme çıkmıyor ve büyük bir hanedanlık bitiyor. Bu hanedanlık Julius Caesar ve Augustus olması lazım. Bu hanedanlardan en büyük iki tanesinden de bir tanesi bunlar. Konuşamadım. İki tanesi bu işte. Bu şekilde bir hanedanın sonunu getiriyor Neron. Başka Neron hakkında ne biliyorum? Şöyle bir düşündüğümde sanırım bir oyuncu, aktör olduğunu biliyorum. Çünkü bir yazısı vardı her büyük Roma İmparatorluğu'nun olduğu gibi. Benimle beraber ne büyük aktör ölüyor mu diyordu. Öyle bir şey diyordu sanki. Yani kendini büyük bir artist zannediyor. Oyuncu olduğunu görüyor. Ama tabii o zamanlar Roma'da oyuncu olmak evet iyi bir şey ama kölelerin altında gelen ya da köleler kadar alçak görülen bir mevki olduğu için halk buna birazcık tepkiliydi. Bundan dolayı birazcık Nero hakkında şüpheler vardı ve suikaste uğradı, hatta sonra Suriye'ye kaçtı diye hatırlıyorum. Gibi gibi şeyler oldu ama biz burada bakalım hikayeyi Nero'na geldiğimizde, belki bu bölümden sonra Nero'na geleceğiz bilmiyorum. Bu Britanya'yı bitirdikten sonra belki şimdi yani Nero'nla konuştuğumuz zamana geleceğiz ve orada neler olacak bilmiyorum. Bize nasıl anlatacaklar bu hikayeyi cidden merak ediyorum. Bir 5 yıl önceki bir oyuna göre bence grafikleri de gayet güzel ama bakalım göreceğiz. Hadi başlayalım. Sorry, my friend. Our entire fleet will be destroyed. Ne yaptın? Yine aynı adamlar var bu arada. Aa, nereye öldürdüm lan? Tamam, durdum. Hoppa, bir dakika. Her yerde ayı var ya. Sen bir kır bakayım onu. Askeri rahat bırakın.
I am a general. Ama bu anda şu an değiliz tabi. Ya şunu öldüremedim mi? Bu kadar kolay. Marius, thank the gods. Come on, let's gather what's left of the 14th and take down that chain tower. Helal lan. Şimdi. Bir sana. Bom. The archers are dead. Now move out with me. There are still men left to save. Takip edin beni. İş yeriniz yok ama. Sen ne yapıyorsun? Seni bir öldüreyim. Öyle olmaz. Oo. Bir dakika. Arkadan vurulmaz. Şimdi ben bunu şöyle battle yapsam ne olacak? Bir sana. Ama diğerini de öldürmen lazım. Ayıyı da öldürür müsün? Ayı öyle ölmez ha. Tamam. Oh, arkadakiler ne yapıyor? Ana, ölmüş. Burada optimasyon verecek güzeldi. Onları nasıl koruyacağım lan? Bu kadar. Şimdi. Babaşı öldürelim. Ölmemem lazım. Tamam, kalbi yaptım zaten. Ver bakayım bana canımı. Ok atmayın lan bizimkiler. Hoppa. Ne yapıyorsunuz? Nerede olmadı Poco? Ay pardon. Yeah.
Aynen öyle. Kapıyı açın. Ha. Wow. Nice. Çok güzel lan. Çok... Fall back mı? Gelin lan buraya. Ne oldu? You men, raise the counterweight. Çekilmem. Ama çekilmem lazım. Sen okçusun, okçu. Hoppa. Bir daha. Cık. Arka 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 vuracağız. Ha burada. Ne oldu? Oha buna sıkıntı ha. Yanlış düş, yanlış düş. Şuradan bir can alayım. İşte sen okçu ne yapıyorsun? Hoppa. Bir dakika ayıcım, seni de keseceğim. Sen şu kalkanı indir bakayım. Ama bir dakika, öyle olmaz. Wow. Ya ama bir dakika, durur musunuz? Artık sıkıldım. Ya bir dur, dojlama beni. Sinirimi bozma beni. Sen ölecek misin?
beni kızdırmayın. Ama bir dakika. Allah. Bir dakika. Oh. Ver bakayım buna can. Gel şimdi sıra sende. Tamam. Sen çok kaşındın ama. Ya oğlum okçular. Nasıl yapıyorduk lan bunu? Counterweight in position. Evet, artık gemiler geçebilecek. İlk bölümde bu zincirlerden dolayı gemiler geçemiyordu. O yüzden buraya çıktık. Şimdi limanlar bizim. Ben mavi giysi giymek istiyorum. Attention lads! The brave man tastes death once. Cowards, a thousand times over. And we have already spilled barbarian blood. And we know they bleed as we do. Hadi bakalım. Hadi Marius. Limana geldik mi? Daha önce askısına ölüyordum bu arada ya. Gidin gidin. Lan lan lan. Ama ben döndürdüm onu. Kendine gel. Aa, bir dakika daha yeni kendime geldim. Bayağı hareketli abi. Yani adam. Ayı! Beni çıldırtmayın ayılar.
sikerim törenlerin ha. Beni çıldırtmayın ha. Ya senin kalkanın yok bir kere, sen ne yapıyorsun? Helal lan. Ya sen niye geldin karşıma, anlatsana. Bir dakika durur musun? Arkadaşını öldüreceğim. Ama iki tane de kesecektim. Aha iyi geliyor. Ayuu. Kalkanın başlığı atma şimdi kalkandan. Bizimkiler de oturuyor. Hey ya. Dın 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 dın. Erken yaptık ama şu bilmiyordum. Ananı satayım, o ne? İki farklı takım yapıyor şu an. Geldik mi? İlerleyemiyorum daha. Ha anladım. Lan bir dakika. Hay okçularına ya. Ok geliyor arkandan. Şşt. Okçuları nasıl öldüreceğim? Geçsene şuna. Ha şurada okçular. Ha. Tamam bir dakika.
Başaramadık. Okçular anlamadım ki, ben yanına gideceğim sandım. Mızraklı olacağını anladım ki. Alsana şunu artık. Okum yok. Aşırmam lazım ama. To hold this barricade until our archers get here. Legionaries! Yapamadım ya, sinirim bozuldu. Come on, lads! Let's take this fort! Move, move, move! Oklar çok az ya. Hep alamıyorum. Point defense is in position! Bu sefer geçeceğim oğlum. Vurur musun yerinden? Ya ben bunu nasıl geçeceğim? Biri de yardım etsin ya bana. Öldüm, öldüm. Yetenek yükseltmelerine.
Tamam, şimdi hallettik. Bence. Kapasite önemli. Abi şu oku kullanmıyorum ya, sinirim bozuldu. Ya sal şunu artık, yeter, sinirim bozuldu bak. Çok da bir şey fark etmedi ya. Geçemiyorum. Lan dur sana. Bu kadar kolay bir şey geçemediğimi anlamıyorum da neyse ya. Ne bu? Şunu alsana ya. Şu abuk bir hareket yapma. Oğlum siz gittiniz. İki kere geçemedim ya ben bu oyunu. Bu ne? Ayı geliyor ya. Ayı. Biraz saat geç, o yüzden uykum gelmiş olabilir ya. Ya şu kalkanının... Sonunda. Ben onu niye alamıyorum? Ne var? Lan dursana. Ya
Duracak mısın 2 dakika? Bak bu oyunda sinirlenmeye başladım ben. Hadi. Neyse söylemiyorum. Asma köprü. Mızrak'a baktığında nefret ediyorum bu arada, onu anladım yani şu anda. Burada öldürürüm de canım yükselsin. Helal lan, siz mi kestiniz hepsini? Bunlar da mal mal bakıyor arkadaşlar. Her şeyi ben mi yapacağım? Ben soldier'ım, siz nesiniz? Ne taraftan ben bilmiyorum ha. Go! Şu mancıkları kesin. Oy! Sen o var ya Star Wars'taki bir tane ışık kılıcı öyle yapıyor ya. Onun gibi olmadı mı? Çok seksiydi ya. Etkilendim. Gittin işte lan. Onu da ben söyledim. Ben ne yapacağım? Wow. Refleks güzel. Ne yapacağım? Anın satış. Askerler beni niye bırakıyorsunuz? Hemen şunu öldürmem lazım. Artık sıkıntı yok. Bir dakika durur musun? Ya.
ama. Şu ayıyı yalnız bırakalım. Ayı. Come on mu? Ayı öldüremedik ya. Anasını. Doç. Onlar da bekliyor mu? Ayı? Ayı. Bu cidden ayı. Vay. O benim askerim lan. Vallahi iyi geldi ya. Hepsinin kalkanı var. Öldük. Oh. 3-2 aldık hadi. Lan. Şu ayı çok tehlikeli. Hadi. Siktireyim de şimdi buradan. Tamam mı? Ayı. Minik ayı. Küçük ayı ne yapıyorsun? Hadi. Arkadaşların yanına. Minnak ayı. Ah zordu ama. Bu kadar asker vardı, niye getirmedin? Tövbe. Marius. Ah komutan. O mavi kıyafetinde gözüm var. Seni öldürsem ne olur acaba? Kan sözü verdin bana. Ben de öldürme sözü. Al.
Bağrından. Bak geç geldi. Askere bak. Komutan gelmiş oğlum. Heh. Many good officers and men were lost today. Ama seni kaybetmedik mi diyeceksin. Marius, you have proved that you can lead. You have earned the respect of the men. So, take this helmet. Vay. Helal lan. Salute your new centurion. Settle down, lads. Now, you know what you can expect from these barbarians. They are a race of rabid bastards who will fight us tooth and nail. But they don't know what they are up against. Rome is civilization. Rome is order. Rome is power. And out here, we are Rome. Hak ediyor lan. Güzel konuşuyor çünkü. Commander, King Oswald's barbarian army is advancing on York. General Commodus and the 6th Cohort engage the enemy, but their fate is unknown. Secure the remaining boats and get them unloaded, and prepare the men. We march for York! March north towards the rebel heartland was brutal. Progress was slowed by battle after bloody battle against these embittered tribes. Rome had brought peace, rich trade, and prosperity to these isles. This peace had been shattered by open rebellion. Now, finally, we were closing in on the very birthplace of this revolt, where King Oswald and his warrior daughter ruled. Miğferin nerede? Her zaman takacaksın onu. Aha. Scouts informed me that a large barbarian army is fast approaching. Now if they manage to meet up with this army, we are still a chance. Your will fall. By the gods, the hairy ass bastards must outnumber us 20-1. In a straight fight, we'll suffer heavy losses. We're not going to attack. Their leader, King Oswald, and his daughter Boudica are down there amongst them. If we capture him, the tribal chiefs will have to sue for peace to secure his safe release. Then Oswald will be forced to bow his knee and swear an oath to Rome. And these Britons, they are honorable in their own way. They have no honor. These vermin dare to stand against the might of Rome. They deserve to suffer our retribution. Our retribution, or yours? Sir, I... Enough! We will end this rebellion my way and not put the lives of good men at unnecessary risk. Is that understood, Centurion? Understood, Commander. Very well. A small detachment will infiltrate the enemy camp and capture Oswald and Boudica. I will lead our main force and cut off their reinforcements. And what are my orders, sir? I promised you blood, didn't I? You will capture Oswald and Boudica. Before you can get your men through safely, you will need to deal with the archers posted on the aqueduct. So you'll be starting out alone. Understood, sir. Tabii. Komutanım. Ha.
Şerefli bir ölüm aslında da. Neyse. Evet arkadaşlar. İkinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde ne yapacağımızı zaten sondaki konuşmalarda anlamışsınızdır. Bir Oswald ve kızını ele geçireceğiz. İki kişi, daha doğrusu bir de iki kişiyi ele geçireceğiz. Sonra bakalım savaş ne hale gelecek. Britanya ne zaman bitecek bilmiyorum. Ama ikinci bölümü bitti abi. Haftaya yine çarşamba ve cuma günü bu şekilde devam eden iki bölüm daha yayınlayacağım. Seyrederseniz sevinirim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.